Herkese merhabalar. Avrupa Üniversitesi 4 Prusya, Almanya olmaya çalışıyor serisinde 16. bölümdeyiz. Efendim, devleti Prusya savaştan savaşa koşmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız elden geldiğince nizami dediğimiz tarzda bir oyun oynamaya çalışsak da bir yerden sonra oku çıkabiliyor genişleme kısmında. Yani bu da tabii Avrupa Üniversitesi 4'ün mekanikleriyle alakalı biraz da. Belki Avrupa Üniversitesi 5'te farklı bir şeyler görebiliriz. Mesela İmparator Rom müziği çalınca aklıma geldi. İmparator'da state state ele geçirme olayı var. Yani onun gibi bir sistemi aslında Avrupa Üniversitesi 5'te görsek hiç fena olmaz. Ve böylece böyle gereksiz genişlemeleri de yapmayabiliriz. Aslında bunu kendi elinle de ayarlarsın da. Yani orada bir engelleme olmalı diyorum. Bir mekanik olmalı. Ben şöyle abuk subuk bir sınır çizemeyeyim diye. Bunda tabii şu an öyle bir engel yok ve diyorsun ki en optimize bu, o yüzden böyle alıp geçiyorsun gibi durumlar var. Onun dışında Alman bölgesinde genişlememiz gerekiyor görev ağacında birkaç ilerleme için. Ancak onların da tabii günün sonunda teknolojisi 20'yi gerektirdiğinden, yani biraz ağırdan almanın çok da sakıncası yok. Bir yandan da Osmanlı Savaşı'na hazırlanıyoruz Macar topraklarını almak için. Bunun için de özellikle 15. teknolojiden bahsetmiştik. 15. seviye teknolojiyle birlikte önemli kazanımlarımız olacak. Yeni piyadelerimizle birlikte Osmanlı'ya karşı daha iyi bir güce sahip olup önemli bir sonuç elde edebileceğimize inanıyorum. Ondan öncesi ise şu an Moskova Savaşı'ndayız ve amacımız Polotsk Devleti'nin bu bölgeyi yeme şansı varken alsın kardeşim, yesin bitirsin demeye çalışıyoruz. Ki Polotsk bizim için önemli bir vassal, önemli bir gelir kaynağı. Asker de getiriyor ama ya yapay zeka vassalların asker getirmesinden çok memnun değilim. Yani şunu marş yapsan daha fazla askere sahip olacak ama pek bir faydası yok biliyorsunuz. Yapay zeka dost yapmak işte şey. Mesela Fransa gibi dostum varsa tamam ama devasa bir asker var. Bir zahmet kötüyü yönetme yani. Dünyanın en kalabalık ordularından biri. Ancak vassal kısmında işte sorunlar olabiliyor. Yakında Livonya'yı da ilhak etmeyi planlıyorum. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Birkaç görev tamamlama şansımız var. Onların üzerine gideriz. Şimdi kaldığımız yerden şöyle usul usul bir devam edelim. Bakalım neler olacak. Bir tane orduyla saygıdeğer, muhteşem, değerli Moskova şehirlerine doğru gideriz. Moskova'da asker yok zaten. Sizleri şuralara çekelim. Efendim. Bunlara antrenman yaptırsak olur bu arada. Çok fantastik bir general. Gelsin. Ha, şurada bir yerde yapsın antrenman işte. Ha. Tamam, geç orada kal. Portakal alçak. Onun dışında din faaliyetlerimiz devam ediyor. Şimdi ben de din faaliyeti yapabileceğim yer yok. Vassallarda da yok. Güzel. Tam fantastik. Reformist olduk. Özellikle uzun zamandır reformist bir seri yapmadığımız için istek de olduğundan böyle bir adım atmıştık. İyi oldu. Yani önümüzdeki zaman 5 yıl boyunca devam edersek YouTube maceralarımıza, yani istek olursa diyeceğim bak yaptık. Aynı zamanda Cumhuriyet de yaptım. Bak hepsi birden elden çıkartayım şey, hayırlı uğurlu olsun diye. Böyle bir çaba. Bu arada Fransa bizi bir savaşa çağırıyor. Aman tanrım, aman tanrım. Avusturya imparatorluğu koruyacakmış. Avusturya'nın ben suratına tüküreyim. Avusturya'ya hala savaş yapmadan duramadığımız bir dönemin devamındayız. Bu arada Bohemya Devleti ilhak edilecek imiş. Ya Bohemya'yı serbest bırakmak mantıksız olur. Bir de dedi ki agresifliğin pek bir önemi kalmadı artık. Yani alanlar belli. İtalyan devletleri sıçramadığı sürece sorun değil. Bunları ala ala geç. Abi bir koalisyon kurabilirler. Devasa bir koalisyon oluşturabilirler ama bunlar beni çok fazla hırpalamaz. Yeneriz yani. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Size şuraya alayım. Moskova Savaşı'nda bir problem olacağını zannetmiyorum. Kalabalık bir ordu gönderdik. Aslında onu ikiye de bölebiliriz. Var mı general limitimiz? Bir tane daha general. İşte yani neredesin kardeşim dedirten general geldi. Buradayım diyor hünkârım. İşte buradayım geldim diyor. Biz şöyle alabiliriz. Donanma durumlarımız nasıldı? 57 tane gemimiz var. Bunları bir yerlerde kullansak olabilir protectorate için. Yani şimdi buradan çok az para gidiyor. Şuranın gücünü arttırabilirsin. Evet, koalisyon da kuruluyor bu arada, hayırlı uğurlu olsun. Önemli değil yani, oyunun mekanikleri böyle biliyorsunuz. Siz güçlüyken
size karşı koalisyona giremezler. Ama ne zaman ki siz büyük bir rekabete giriştiniz, büyük bir savaşa giriştiniz, işte o zaman bu koalisyon kurabilme ihtimali olan devletler toplanmaya başlıyor. Şu an tabii onlara savaş da açamam çünkü Kutsal Roma İmparatoru'yla savaştayım. Kutsal Roma dışında biri şey olacak ki hani bunlarla aramıza ateşkes koyalım. Ancak şu şartlar altında pek mümkün değil. Aslında bu savaşın ardından bir tane de bir Mainz seferi yapsak hiç fena olmaz. Buranın en güçlü devletlerinden biri. Yani önemli bir güç gerçekten. Büyük de bir ticaret gücü var. Hani bunları buraya aktarırsak gelirlerimiz açısından da hiç fena olmaz. Görevde vardı galiba Mainz kısmında yok pardon. Önce buraları fethet diyor. Yani şu görev şu anda burayı söylüyor. Saksonya kısmı var keza. Güzel. Yani vura vura gidersin aslında ama hep böyle elden geldiğince oyunu daha böyle kontrollü, daha nizami. Mesela şu benim için iyi bir şey değil. O kadar agresiflik. Sevdiğim bir şey değil yani. Şu koalisyonun kurulmaması gerekir. Onu idare etmen gerekir. Ama oyun bir yerden sonra işte zorlayabiliyor aslında bunları yap diye. Yani o yüzden durum bu. Başka ne diyeceğiz bu arada? Şimdi sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli militarizm müthiş seviyelerde %10 disiplin veriyor bize. Bir sonraki fikrimizi yüksek ihtimal quality açacağız. Ekonomikle birleşiminden. Quality'den bir disiplin, ekonomikten ve ekonomik quality'nin birleşiminden bir disiplin daha derken 10 puanlık daha bir disiplin artışıyla devasa bir Prusya'ya dönüşeceğiz. 270 duka veririz. Veririz canım kardeşim. Senin canın sağ olsun. 5 profesyonellik hiç fena değil. Din faaliyeti yapabilirmişim. Hemen yaptım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Hızımız fena değil sanırsam. Güzel. Başka Avusturyalılar. Avusturyalılar yapmayınız. Yapmayınız Avusturyalılar. Din faaliyetleri devam ediyordu. Gelirler zarar görmeye başlamış. Sur var, masraf var. Yolsuzluk ödeniyor tabii ki. Devasa genişlemeler, teknolojik dengesizlik de var mı? Aslında niye biz bu kadar para ödüyoruz buna? Genişlemeden dolayı. Çok enteresan. 6 duka para ödüyoruz. Vay canına. Peki. Komutanınız yok. Bir tane daha komutan aldık. Çok iyi. Sizleri şuraya alalım Macar devletine yardımcı olmak için. Aslında Avusturya başkentini kuşatsak bir tık daha iyi olabilir idi. Bunları yen. Evet bu sözde sorun çözülmüştü ama hala aynı duruyor. Yapay zeka hiçbir şekilde şey yapmıyor. Kaldı. Adam ümidi kestim diyor savaştan. Bu saatten sonra ben anlamam Badana'dan diyor. Böyle bir devlet. Yani biz kendisine Badana mı yap dedik bilmiyorum ama o öyle anladı. Şu an sizlere böyle bir hamle yapayım. Kuşatmaları siz tamamlayın. Bana imkan vermeyin. Bu arada bir şeyler oluyor bu tarafta. Sürekli bir savaş. Bir de bu tarafta bir savaş çıkıyordu. Ransoxiana bitirmiş savaşını. Bu tarafta enteresan savaşlar oluyor diye. Şimdi Moskova devletinin genişlememesi işte bu coğrafyadaki ortalığı karıştırıyor. Alternatif dünya yaratıyor. Avrupa Universalis'in en güzel yanı bu işte. Müthiş. Bambaşka bir dünya şu an bizleri bekliyor burada. Görüyorsun yani. Unrest. Olur. Olur. Unrest çok sıkıntı değil. Saygıdeğer unrest. Değil tabii. Ben şu an binayı yapayım diyorum. Governing capacity mevzusunda mesela dengeleyemediler gitti. Bunu yapmaları lazım işte. Böyle bir sistem getirdiğin anda bunu yapmazsan olmuyor. Maalesef olmuyor. Şu arkadaşı götür bakayım Litvanya ordusunun üzerine. Alçağa bak. Gelmiş şehrimi kuşatacak. Aa kuşattı oldu. İnanılmaz. Peki. Moskova ateşkes istiyor. Saygıdeğer Moskova devleti. Bunların hepsini Polos devletine vermeni isteyeceğiz. Kendisinin zaten hakkı var. Hakkı bulutu var. Evet. Sesim durduk yere niye gidiyor? Yani bugün de neredeyse hiç konuşmadım. Geldim. Ses dinlen. Video için.
Ya geldim video çekiyorum. Ne oluyor kardeşim? 2 dakika laf ettik. Tamam var maalesef mevsimsel. Herkeste sıkıntı var. Buraları da vereceğim muhtemelen. Yani ne var ne yok alacağım burada. Hepsini Polotsk'a vereceğim ki şu alçak diğer devletler onlar bir şey kazanmasın burada. Ya o prestiji alacak kafaya taktı yani. Ya öyle verirsin ya böyle verirsin diyor. Onu alacağım diyor bak ya da böyle de verirsin diyor. Alacağım diyor kardeşim. Hayret bir şeysin ya. Bu arada bana karşı Venedik girmedi mi koalisyona? Venedik'in agresif bir düşük çünkü. Olmaması gerekiyor öyle bir şey. Osmanlı vura vura gidiyor. İnsan gücü sorunu yaşıyor sürekli. O da enter. Oo Polos. Sana veremeyeceğiz burayı. Kazan savaş açmış. Kazan çok fena ilerliyor yalnız. Evet. Kazan çok fena ilerliyor. Aslına bakarsanız buraları Kazan'ın ele geçirmesi bir bakıma kötü. Yani Hristiyan toprakları biz Müslüman devletten almaya kalktığımızda iyi olmuyor. Aslında o Moskova'dan alsam buranın etkilenmesi falan sorun yoktu. Şimdi bu Kazan'dan alınca Osmanlı, Kırım gibi devletler etkilenecek. Ekstra koalisyon devletleri ortaya çıkabiliyor işte. Öte yandan Novgorod Altın Orda diye bir devlet vardı. Evet. Şimdi onu bırakmak burada çok mantıklı bir hareket olabilir. Osmanlı rekabeti sırasında buralara kadar gelecek misiniz hünkârım diyor. Şimdi normalde buralara gitmem mantıklı değil. Ha, getiri olarak da baksan çok bir anlamı yok. Ama biz bunu bir siyasi güç yarışı olarak değerlendiriyoruz. Ve ben Prusya Devleti olarak oyunun mekanikleri gereği ne kadar kendi bölgemde güçlenirsem güçleneyim. Osmanlı'yı tabii ki zayıflatırım ama onun etrafındaki dost olabilecek devletleri güçlü kalırsa ve dost olurlarsa ben zarar göreceğim. Yani Osmanlı'yı ben geriletsem bile burada güçlü bir Kırım, güçlü bir Kazan'la dostluk kurduğunda tekrar Osmanlı ile savaşmaya kalktığım bu sefer belki önceki savaşlarımdan daha güçlü bir devletle karşı karşıya kalacağım. O yüzden bunu bir stratejik hamle olarak görüyoruz. Yani bu devletleri zayıflatıyoruz ki Osmanlı'nın potansiyel dostları ileride bize sorun çıkarmasın. Strateji bu. O yüzden bu genişleme denilen hareketleri yapıyoruz. Yoksa ya benim de içime sinmiyor. Buralara gelmek çok mantıklı değil tabii ki. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ha, bunu alırım. Vergi toplarım. Başka da bir anlamı olmaz benim için. Ama gerekli mi? Bu kısmı önemli bir soru işareti. Hak iddiamız da var Özbek. Bir de kağıttan şu an bu devlet. İleride daha güçlü hale gelecek. Ha evet, teknoloji kısmında aslında Osmanlı efsane gidiyor. Normal bu tarihlerde ama Kazan'ın bu kadar geride olması şaşırtıcı mesela. Bu oyunun eski halinde çok normal bir tabloydu. Şurayı da bize evet kuşatamadık. Tamam geçmiş olsun. Bunları versen bize. Saygılar Polotsk'a. Sıkıntı yok. Yetmedi varaja. Bir toprak eksik kaldı diyor. Tamam o zaman bunu almayıp şunu alalım. En azından hakkı olan yer. Garibanlar 10 puan mı etkilendiniz? Vay canına. Çok büyük bir etkilenme bu yalnız. Ancak önemli değil. Ve böylece Polotsk büyük bir genişlemeye sahip olmayı başardı. Hayır, Rurlu olsun. Güzel. Hiç fena değil. Güzel güzel. Devam. Buradan sonra işte Kazan seferi yapmamız lazım. Oradan da bir tane saygıdeğer Great Horde. Great Horde'un ana kültürü zaten. Mişar. Onu oradan bırakırız. Alırız burayı bırakırız. Ondan sonra yoluna devam eder. Yasim. Çok büyük bir güç çünkü. Şöyle baktığınızda büyük bir coğrafyayı kontrol ediyor tabii ki. Bu iki devletin de çöküşüne neden olacak. Kırım ve Kazan devletlerinin. Bizim için önemli bir haber. Öte yandan sizleri şuraya bir yere alayım. Saygıdeğer Litvanyalılar etrafta geziniyorlar. Evet, Kırım da savaş açtı. Normal. Normal. Bu arada Kırım benimle dost olabilirmiş ha. Kırım'ı parçalamayı düşünürken aslında bunu var ya kullanabilirsin. Savaşsız bir şekilde. Bak şimdi bunu dost yaparsın. İşte bu da ne kadar gerçekçi bir hareket değil mi? Şimdi bunu bazı hamleler var işte. Ben gerçekçi bulmadığım için yapmak istemiyorum. Hünkârım bunu niye yapmadınız sorusu geliyor. Bu videoda biraz daha böyle muhabbet havasına geçiyor. Bu da onlardan biri mesela. Şimdi bunu yapıp favor kasıp
Bu Great Horde'un devasa topraklarını sırayla alma şansım var. Ama bunu yapmak bana hiç eğlenceli gelmiyor. Yani bir dünya fethi macerası olsa, ki genelde serileri dünya fethine altyapı oluştursun diye hep ilerletiyorum, sonra bırakıyoruz, bitiyor. İşte bakıyorum sizden geri dönüşler azalmaya başladı, tamam diyorum, seriyi ilerletmeyelim. Ama bir altyapı hazırlığım oluyor, bırakıyorum yani, devam edecek olsa tamam, makine gibi devlet ilerlesin diye. O tip durumlarda bu hamleler işe yarıyor ama yani uygun da görüyorsun ama şu an bunu istemiyorum abi. Ha ama Great Horde'u alacağım bir yandan. Ne yapalım? Savaşta. Mesela Kırım şu an Osmanlı tarafından koruma altında ya. Burada bir strateji ilerletmemiz lazım. İlerletemezseniz saygıdeğer muhteşem değerli Osmanlı başına... Ama bunu da aşmanın yine kolay yolu var oyunda maalesef ki. Yine kolay yolu var. O da sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli Osmanlı savaşındayken aynı anda Kırım'a da savaş açmak. Ha ama bunun bir zorluğu da var. Aynı anda iki cepheyi idare edebilecek misin? Tabii ki zor, o kadar zor bir durum değil ama duruma göre belki diğer savaşa yeterince konsantre olamazsın gibi durumlar var. Kırım'ın ittifakı nasıldı? Gerçi farkı da yok ama. Yani gene bir tık bir mantık oluyor öyle yaptığında. Ha, duruma göre dersin ki Osmanlı'yla savaşayım bitsin, ondan sonra Kırım'la. Bak bunu hani zor diye düşünecek şimdi oyuncu, tamam mı? Çünkü Kırım Savaşı'nda. Ama şöyle bir durum var. Aslında bu da oyun açığına dönüşebiliyor. Nedir? Onu da söyleyelim. Ben 15 yıllık bir ateşkes yapacağım yüksek bir ihtimal Osmanlı'yla. Ve Kırım'a savaş açarak Osmanlı'yı o savaşa getirip beyaz barış yapıp göndereceğim. Ve böylece 15 yıllık ateşkesimi 5 yıla düşüreceğim. Kırım'dan da alacağımı alacağım. Görüyor musun? Böyle bir olay. Yani aslına bakarsanız Osmanlı ile savaşırken Kırım'a savaş açmak biraz daha oyunun legalleşmesine neden olabiliyor. Hani bunu açıklamadığında oyuncu şey zannedebiliyor bilmediği için. Ya bu da olayı basite kaçmak gibi. Aslında tam tersi. Öbür türlü benim daha çok işime geliyor. Osmanlı savaşa geldiğinde en azından ateşkes azaldı. Bir daha gelip bir daha istediğimi alır çıkarım. Mesela şu an bu Bizans'tır. Bizans'ın bitmek üzere işte kaç 150 yıldı. 94. Bizans'ın topraklarını almam lazım. Mesela işte ilk savaşta atıyorum 15 yıllık ateşkese giderken bir tane toprak buradan alır çıkartırsın. Ondan sonra Kırım Savaşı'na gittiğinde Osmanlı gelir beyaz barış yaparsın. Osmanlı'nın asker sayısı da azalmış olacak. İnsan gücü de yok. Ondan sonra Osmanlı'yla ateşkes yapacaksın. 5 yıllık beyaz barış. Ondan sonra tekrar gelecek Osmanlı. Reconquest'te devasa bir toprağı alabileceksin. Sonra Bulgar toprağı da alıp Balkanlardan Osmanlı'yı çıkartacaksın. Çok kısa zaman içerisinde. İşte bu aslında bir oyun açığına dönüşüyor. Yani hani ya Osmanlı savaşındayken Kırım'ı yapalım. Kırım savaşını yapalım. Oyuna biraz daha zorluk katacak kısmında oyuncunun düşünmediği yeri anlatıyorum ben. Ya aslında zorluk değil hünkârım. Osmanlı ile karşılaşmadan Kırım'ı halledeceksiniz. Ama Osmanlı ile ateşkesi kısaltma şansımı devre dışı bırakıyorum öyle yaptığımda. Olay bu. İşte yıllardır serileri böyle oynamaya çalışıyorum. Yani bir gerçekçilik olsun, bir eğlencesi olsun. Yoksa bir anlamı kalmıyor yani. Sürekli dünya fethine götürdüğün maceralar oyunun eğlencesine dinamit çakabiliyor. Burada o zaman şu olması lazım. Yine dünya fethi tamam kolay kalsın istiyorsa firma, oyuncu eğleniyor çünkü ondan dolayı ilgi gösteriyor diyor. Benim bakış açım öyle değil ama geneli öyle düşünüyorsa o zaman da şöyle diyorum işte. Oyunu gerçekçi yapacak etkenler ekle de bizi böyle uğraştırma bazı lüzumsuz şeylerle, dinamiklerle. Yoksa dünya fethi yapmak isteyen yapsın gene. Ona engel olmayacak bu olay. Evet. Bu arada savaşta artık son kısımlara geldik. Ordularımız da bekliyor bir yerlerde. İnsan gücü harcadık mı desek harcamamışız gibi bir şey, güzel. Bu savaştan sonra ilhakını başlatalım Livonya Devleti'nin. Bir tane görev var. Güzel bir para alma şansım var oradan. Bu görev tamamlanacak önce. Ondan sonra 11 geliyor. Şunu tamamlayabiliyorum. Para gelecek oradan.
En azından borçları kapatarız. O 9 şey 11 sene demiş. Tamam, sıkıntı yok. İtibar danışmanımız da var hali hazırda. Şimdi Osmanlı Savaşı, aslında şu an 270 bin asker var Osmanlı'da. Ve ben biraz daha asker bassam, ki benim asker limitim vardı, savaş yapılabilir pozisyon. Ama diyorum ya, piyadeyi 15 yaparsak bizim için çok daha iyi olacak. Utanmaz Fransa, savaşına geldim, param bitti diyor. Alçağa bak ya. Masrafları kısalım. Efendim. Bunları da ayıralım. Aslında surların bazılarını, para gidiyor, her yere gidiyor. Para şey, bazılarını kapatmak, şey yıkmak lazım diyordum da. Bu sınırlardakiler açık kalabilir mi? Ne olur ne olmaz. Bunlar açık kalsın. Ha. Ya bunları hatta şey yaparsın. Şöyle kilit vur da. Yani diğerleri tamam da bunlar şey yapsın dersin. Ne olmaz. Bir de başkent dursun. Ne, hünkârım ne kaldı geriye? Güzel. Mesela şurada sur var. Buna ulaşma şansları çok yüksek değil. Öte yandan saygıdeğer isyancıyı selamlıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Müthiş bir zamanlamayla ayaklandı. Koalisyon duruyor mu? Venice düşmanım olabilirmiş. Olsun. Olsun. Koalisyon duruyor. Bu koalisyon muhtemelen bir ana menüye dönüşte çıkar. Koalisyon dağılır. Dağılmazsa böyle bekleyeceğiz. Yani dağılmalarını. Maalesef ki. Orada ha yok. Koalisyon dağılmayacak. Tam tersi, koalisyon birleşik bir şekilde devam edecek. Çünkü bir kişi daha katıldı. Bu da demektir ki ayrılmak istemiyorlar. Tabii bu bazen anlık olarak bir şey olabiliyor da. Dur bakalım. Ben onlara savaş açarım olmazsa, koalisyonu dağıtmak için. Öyle bir çabamız olur. Biraz yorucu bir savaş olacak ama yapacak bir şey yok. Production efficiency. Güzel bir bonus. Teşekkür ediyoruz geldikleri için. Bunu bir çekelim. Sizler aşağı doğru gelin. 4.91 gelir var. 150 bin asker limiti var. Burada benim dediğim gibi önceliğim aslında şunu yok etmek. Devasa bir ittifak karşımızda. Fransa'nın savaş yorgunluğu var, o yüzden gelemem diyor. Gerçi bu değil ya, bunu ne yapacaksın? Ama şöyle. Ama koalisyon zaten bir şey değişmiyor da. Burada bir güç kırmamız lazım. En büyük güç kim? Mainz. Mainz'ı kırmamız lazım mesela. Mainz'ı kıracaksın ki rahatlayasın. Bir para sorunumuz var galiba. Güzel. Güzel. Tüccarlardan borç alsak mı? Aldık mı ya da? Almışız değil mi? Evet. Burada duruyor alçak. İsyanlar da durmuyor. Hünkârım biraz diyor biz de ayaklanalım diyor. Yani herkes ayaklandı, bir biz kaldık diyor. Tebrik ediyorum onları. Aferin. Hayırlısı olsun. Onu da mağlup ettik. Güzel. Şimdi asker sayımı arttıracağım ama para lazım işte, işin kötü yanı. Ya borç alacağız. 150 bin asker için. Sizler şuralara geçin. Fantastik. Avusturya-İspanya savaşı. Güzel. Kolaylıklar dileriz. Bu nedir? %15 penaltısı var. Yakında tamamlanabilir diyor ama boş ver. Bas geç. Bas geç. Sonraki seviyeden önce işte yaparız. Öte yandan şu paralı askeri yollayalım oraya. 2 dakika masrafını açar, yeneriz, ondan sonra kapatırız. Hatta seni şuraya bir yere bıraksam olur. Güzel. Başka, hah, sonunda yönetim reformumuz geldi. Sıradaki yönetim reformunu Great Efficiency bonus veriyor. Enstitü tamamladığımızda 100'er puan verecek. Bütün işte puan tipleri için. Anladım. Production efficiency var. Development cost, goods produce bonus. Tüccar, merkantilizm. Bunların hepsi güzel detaylar.
Global Trade Power da fena değil de. Burada şu neydi bakayım? Global, hayır, alakam yok. Production Efficiency %10 bonus. Enflasyon düşüşü var. Enflasyon düşüşü bize zaten var. Aslında şu iyi olabilir. Hem development cost verecek hem de goods produce bonus verecek. Bunu seçebiliriz. İşimize yarar bu. Bazı bölgelerde şey yapacağız. Development kasmamız gerekecek. Zaten Alman devletleriyle muhakkak oynamak gereken bir strateji bu. Development kasmak olayı. Hangi teknoloji şeyi tamamlanmış bu arada? Ha, reform, evet, bu diyordu zaten, bekliyordu, geldi. Ne veriyormuş bize? Government Reform Progress verecek, istikrar düşüşü ve bütün oyun boyunca %10'luk teknoloji indirimi geliyor admin kısmında veya 200 admin puanı demiş. Bence burada sen daha mantıklı bir seçenek olacaksın. %10. Güzel. Buyurun. Devam. Diğeri için ne gerekiyormuş? Mutlakiyet çağı lazım. Geldiğinde görüşeceğiz. Koalisyon devam ediyor. Koalisyonun daha fazla büyümemesi için bunları bölmemiz lazım. Parçalamamız lazım. Efendim. İşte Fransa bir hazır olursa... Rival mı? Ya bunun olacağını biliyordum aslında. Tahmin ediyordum. Ama inanmak istemiyordum. Bu olmaz diyordum. Olmamalı diyordum. Mesela İngiltere var. Kendisini düşman belirleyebilecek. Yani düşman yapabileceği devlet Fransa'nın da aynı zamanda. Ve şöyle bir şey var ki biz aynı yerlerde de odak değiliz. Ama yapay zekanın işte klasik bir durumu var. Diyor ki yapay zeka, ben art zorlukta oyuncu odaklı oynarım diyor. O yüzden Fransa beni düşman belirledi. Saçma sapan bir durum işte. Ama yani yapacak bir şey yok. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu olmamalı işte. Yani hard zorlukta tamam, bu bana gelsin. Düşman bu. Hedefledikleri alanlar, benim kontrol ettiğim alanlar falan. Bu gelsin. Bunda sıkıntı yok. Ama şunun yapmaması lazım. Yani biz bununla şu anda aynı yerlerde değiliz. Alakamız bile yok. Ve bu adam İngiltere ile daha fazla rekabet içinde olması gerekirken bir şekilde, ki İngiltere'de de nasılsa yani şurada hak iddiası yapmayan bir adam, inanamıyorum yani. Beni düşman bile. Neyse, tamam, yapacak bir şey yok. Ne diyeyim abi? Oyun işte. Europa Universalis 4. Yıllardır böyle. Başka. Livonya ilhak ediliyor. Sizi aşağı alalım. Buraya gelin bakalım. Bu benim bir tane oyunu oynadığımız ilk zamanlar bir maceram vardı. O oyunu çok hatırlatıyor bana. Kimdi? Lübeck'le mi oynamıştım? O zamanlar Hansa mıydı? Devasa bir Alman İmparatorluğu ve onun karşısında Avusturya, Osmanlı, Fransa, Polonya, Litvanya, Rusya, İngiltere, yanılmıyorsam bunların hepsine karşı savaş yaptım. Ya da İngiltere benim yanında da olabilir, tam hatırlamıyorum onu. Devasa bir savaş vardı, çok eğlendiğim bir oyundu. Terminatör bir Prusya'ydı, Almanya'ydı pardon. Çok güçlü bir Almanya'ydı. Hepsini birden ezip geçmiştim, bir koalisyondu. Bu oyun da oraya gidiyor ama onda daha hızlı değil. Gerçi oyunun sonuydu o, yanılmıyorsam o savaş. Buraların hepsi kontrolüm altındaydı. Hızlı dediğim kısım o. Bunda tabii şu an kontrolüm altında değil bölgeler. İşin kötü yanı tam Fransa'yı buradaki savaşa sokmaya çalışırken oldu. Ve Fransa savaşına girdiğim için başıma bir koalisyon çıktı. Adeta hani ülkenin dinamit çakmadı. Ülkeye dinamit çaktı resmen. Saygılar Fransa. Şimdi burada yeni bir ordu tipi ayarlayalım. Bunun gibi bir şey olsun. Kaç tane bunlardan alacağız? 492 duka. Fantastic. Masrafları kısabiliriz. Masrafları kısabiliriz. Onun dışında bakalım ticarete. 160. Askeri gelenek. Olur. 25 tuka gelir var. Livonya 5 tuka kadar yiyor. Aferin ona. Şimdi ben düşünüyorum. Mesela şurada 8 tuka para gidiyor. Bunu yukarı çekmeye çalışsak bize müthiş bir kazanım sağlar. Ama onu çekebilmem için tüccarım yok. Krakow'dan çekiyorum. Lübeck'ten topluyorum zaten. Lübeck'e çeksem bütün ticareti
O da çok yani getirisi gerçi olur ya. Zorlasak olur da. Freight efficiency arttıracak. Enflasyon %5'in altına inerse. Bu arada bu olur. Çok iyi, çok güçlü bir görev. Yapılır bu. Şimdi düşünüyorum, burada benim büyük bir güç kaybım var. %65'lik. Bremen hala çok güçlü bölgede. Bir sürü güçlü devlet var. Burada ise tek başıma bu kadar gücüm var. Ama bu 8 dukayı da yukarı getirme şansım mı olacak? Eğer merkezi buraya taşırsam. Böyle bir olay var. Yani bir şekilde donanma hazırlayarak ve buradaki seviyeleri arttırarak ticaret gücünde daha fazla getiri elde etme şansım olabilir. Çünkü bir tane daha tüccar alamıyorum mevcut koşullarda. Yani Krakow'un seviyesini arttırmaya kalksam büyük maliyet. Ki Krakow vermiyor yani. Ha, son seviyesi veriyor işte. Dolayısıyla ben ticaret merkezini buraya alacağım artık. Zaten şöyle bir olay var. Kâr edemezsen buradan tekrar toplamaya başlarsın. Hani burada çok büyük bir zarar etmezsin. Hatta burada yine toplamaya devam edebilirsin aslında. Evet, edilebilir. Bir sakıncası yok yani. Ama şöyle bir avantajımız var artık. Burada daha fazla getiri ve buradan ticaret çekme şansı. Lübeck. Mesela bir bakalım ne olacak. Bak 500'e çıktı, gördün mü? 29 duka gelir oldu. Buradan tabii daha fazla para aktı. 6 dukaya indi derken, gerçi ticaret, bir dakika, yanlış mı hesapladık biz? Bir tane daha tür şey alalım. Enflasyon indirimi var. Production var. Şimdi şunu alayım diyorum da development basacağım ülkeye. Şimdi buradan 5,79 akıyor. Burada paylaştığımız, ha, Bremen'e çok para kaybediyoruz işte. Dolayısıyla burada bana, saygıdeğer bana gemi lazım. Ticareti çekmek için. Burada bu kadar gemiye gerek var mı? Kolos geli şey bir dakika. Bunun yarısını. Bir de bunlar niye tamir olmadı ki? Bunlar bir tamir olsun. Adam gibi. 12,38 çok ciddi bir para çekiyormuşuz aslında. Büyük bir güç vardı. 2 duka kadar kaybımız oldu ama sorun değil. Çekilen para açısından söylüyorum. Şimdi buradaki gemileri şuranın ticaretini güçlendirmek için kullanacağız ki bir de tabii şey de var. Bunların seviyelerini arttırmamız lazım. 15 ve 16 Lübeck'te, yani bunu tabii bunu zamanında yapmışız değil mi? Ben mi yaptım yoksa yapay zeka mı yapmış? Bremen'in gücünü kırmam lazım. Esas muhabbet o. Bunu yükseltebiliriz. Çok büyük bir güç sağlayacak. Hatta buralarda Protect Trade verilebilir. Komple. Bunlar zaten State Core'umuz. Zaten bunlar yüzünden bir ara bizim bu şey gitti ya. Adı neydi? Governing Capacity'yi açtık ya. Bunların hep sebebi onlar oldu. Ya biraz zarar ediyorsun şu state'lerden dolayı ama ticaret gücünü daha da arttırdığın için, ki burada büyük bir ticaret gücüne ulaşabilirsem gelir açısından bana daha fazla katkı bile verebilir. Şu gemiler bir düzelsin. Ticareti oradan toplamaya başlayacağız. Bu arada tabii koalisyona katılan katılana fantastik. Burada büyük bir koalisyon savaşı gerekecek bize. Açmamız için bölgeyi. Ben gittim Venedik'i düşman yaptım. Yapmazdım yani, değil mi işte? Niye gittim Venedik'i düşman yaptım gereksiz yere? İnanılmaz bir şey. Yani İspanya ve Venedik şu an tam olarak benim dostum olması gereken devletler. Ben niye İspanya ile düşmanım ki? Fransa ile düşman olmak varken. Bazen işte o yüzden belirlemiyorum düşmanları. Bunlar olabiliyor diye. Hadi bastık. Direkt bastık da. Bu da başımıza bela oldu. Keşke bekletseydim şunu. Buna basmamak lazım. Bütün Avrupa koalisyona girdi şu anda. Fantastik. Fransa'nın satışı yüzünden, evet. Tarihsel Fransa. Biz bu tarafa alalım. Şimdi gemiler tamir olduğuna göre artık onları getirelim. Burada görev yaptıralım. 20 tanesini. Bir 20 tane daha. Siz ne diyorsunuz burada görev yaptığınızda? Kâr açısından. Zarar ederiz hünkârım diyor. Gemilerin masrafı daha fazla diyor. Novgorod'dan kâr ediyoruz diyorsun.
Baltık Sea'den de kar edebiliriz diyorsun. Ha, bak sen şu işe. Aslında Baltıklar daha mantıklı diyorsun. Bir saniye. Bu Baltık'ta görev yapıyor, bu Lübeck'te görev yapıyor. Seni de buraya çeksek. Sen emin misin ya? Çok enteresan. Buradan müthiş bir kar elde edebiliriz diyor. Ama pek gerçekçi değil gibi. İşte o biraz yanıltabiliyor verdiği bilgiler. Maalesef. Yani baksana. Benim gelirler çok artmadı. Abi bir dakika. Ben burada toplamıyorum ki parayı. Ne? Baltık yanlış mı yapmışım? Çok pardon ya. Ben burada ticareti çekiyorum. Bir dakika. Bir tane tüccar burada toplamıyor muydu? Bir tanesi burada topluyordu. Çekiyordu. Çekiyordu. 3. Ha. Anlıyorum. Yanlış numara. Şuradan toplama yapacağız. Pardon. Bunu o zaman Novgorod'dan çekelim. Daha mantıklı olan Novgorod. Ya işte bir tane daha tüccar olsa aslında çok daha iyi olacak da. Bir tane oradan çekmemiz lazım. Ben de diyorum niye bu kadar yanlış bir hesap olmaması lazım dedik. Tamam yani 4 duka kadar arttı da. Evet. Ya öbür türlü çünkü ulan diyorum burada dünyanın parası gidiyor. Gitmemesi lazım bu kadar paranın. Tamam bu taraftan elde ettiğimiz gelir azaldı. Şimdi şöyle yapabiliriz onu da. Ha, bu gemileri ticaret yaptırıyordum ya burada. Şimdi öbür tarafa çekebiliriz tekrar. Ama şu var tabii. Yani benim etkim azaldı. Ticaret çekme açısından. İşte bana bir tane tüccar lazım burada. Para çekmeyi arttırabilmek için. Ya bizim bu iş biraz sıkıntılı. Maalesef. Peki Saksonya ama Saksonya'dan benim haricimde de kimse çekmiyor işte. Mecburen orada duracak bir tanesi. Saksonya'da var, Baltık Sea'de var. Tamam, Krakow bunların hepsi olması gereken yerler zaten. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane ordu almamız lazım. 490 mıydı? Bekleyelim onu. Biraz daha hızlanalım. İsveç Norveç'e savaş açtı. Bir ara İsveç'i şey Norveç'i vassal alalım, İsveç'i yedirelim diyorduk ama sonra baktık olacak gibi değil. Bu arada Kazan ne diyor peki? Kazan'ın bir durumu var mı? Oo, yolsuzluk dur alalım. Şöyle. Reform hayır şey enstitüyü yapmayacağız. Bir tane ordu alalım. Burada bir yerde. İnsan gücüm azaldığı için duruma göre koalisyon bana savaş açabilir. Öte yandan burada neler olmuş böyle? Oğlum ne oldu lan bunlara? Kazan ha savaşı kazanmış, vassal almış Kazan Moskova'yı. Çok enteresan. Ve toprak vermiş anladığım kadarıyla. Şimdi ne oldu peki? Burada yine ben bu adamı vassal alabilirim çıkartıp. Evet yani bir sıkıntım yok o konuda. Kazan'la savaşmamızda bir problem yok. Peki ittifak kurabileceğim birisi var mı? Koalisyon arkadan vurabilir bizi. Güçlü bir devlet. Kırım hala var. Onun dışında yok gibi. Fantastik. O zaman koalisyonu vuracağız mecburen önce. Önce koalisyona vuracağız. Ama bu savaş beyaz barış için olacak muhtemelen. Şimdi bak burada oyunun mekanikleri yine devreye giriyor. Mantık. Yani yapay zekanın saldırması lazım. Saldırmazsa ben saldırırken giderim buna dalarım abi. Yani gerçi 3 seviye başkent suru daha düşük olan yoktur değil mi? Bu tarihte nerede olacak? Hepsi zengin devlet. Tamam. Buna dalarım. Başkentini işgal ederim. Beklerim. Ordularını yenerim. Disiplinim var zaten. Ondan sonra biter. Muhabbet. Bir tane daha asker alalım. Bir tane daha asker alalım. 140 bin olduk. Güzel. Bunu da bastır sana da. Ha bu arada ordum morali açık değil. Tamam. Teknoloji ne geldi? Ha 15. seviye. Ama 3 yılı var.
Ne 15'i ya, 14. Ne hemen 15. Sanki sıradaki teknolojiymiş gibi aklıma yazmışım. Heyecanlanıyoruz. 15 değil. 15 yalan. 2700 luka borç var. Bu kadar borç varken enstitümü alalım. Düşüneceğiz. Şimdi benim ateşkesim kimlerle bitiyor yakın zamanda? 68'de Fransa ile bitiyor, öbürleriyle bitiyor derken. Ha bak, Nuremberg falan ayrı bir koalisyon gücü olacak işte 69'da. Yani benim bir savaşa girmem lazım burada. İnsan gücümüz bayağı bir az. Yapacak bir şey yok. Duruma göre development çekebiliriz şuradan insan gücünü. Duruma göre öyle yaparsın. Yetmedi varaca diyorsan. Toprak alabiliyor muyuz? Hayır. Enflasyonu düşürme mevzusu vardı. Bunlar kalabilir. Tam da bu sırada enflasyon geldi bu arada. 14.90. 71 puan. Birkaç kere basmak lazım. O bile yetmeyecek. Ha, yetti. Çok güzel. Kaç yılına vermişti o ya efficiency'yi? Ona bakmadım. Şimdi aklıma geldi. 82. Çok iyi bir bu arada dönem. 15 yıl boyunca ciddi bir gelir elde edeceğiz ticaretten. Güzel. Şimdi ülke makine gibi oldu. Zaten makineydi. Daha da makineye dönüştü. 140 bin asker var. Burada koalisyonu bir kere elimine etmemiz lazım. Ondan sonra vura vura almam lazım her yeri. İşte bak, zorluyor dediğim kısmı bu. Avusturya bu arada Bohemia'yı ilhak etmiş. Şimdi ben bunları yenmezsem sürekli bunlar koalisyona girecek. Topraklarını fethetmezsem. Burada neler oluyor böyle ya? Nasıl bir İngiltere ki bu? Bu kadar askeri var, yine de adam işgal oluyor. İnanılır gibi değil. Bir yerlerde ordusu bunun kilitlendi kaldı mı? Donanması mı sıkıntılı? Bir şeyler var ama. Çok tuhaf. Masrafları açalım. Böyle bile ülke gerçekten... Ya bir dur be kardeşim ya. Böyle bile ülke kaldırıyor yani ekonomi. Devasa bir orduyu. Ki daha development falan doğru düzgün basmadık yani. Oyun için, görevler için bir şeyler yapmıştık. Buradan sonra bir de şey, ülkenin gelişmesi için development basacağız. Bremen gibi devletleri de fethetmemiz lazım. Bu arada o da Fransa'yla ittifak halindeymiş. Tebrikler. Fransa tamamen beni bitirmek için oynuyor, yapay zeka. Sözde dost yaptık. Klasik işte, Alman düşmanı Fransız. Ama onun da sonunu getirdi. Şimdi onunla mı fethedeyim durduk yere? Ah. Profesyonellik gitti, güzel. Şöyle gelin. Sen bekleyeceksin canım kardeşim. Senlik bir şey yok. Ordularımızı yavaş yavaş getirelim bölgeye. Demek koalisyondan çıkmazsın ha Anhalt. Senin sonun geldi. Bahane bu. Savaş nedeni bu. Anhalt koalisyondan çıkmadı. Sebebiyle dalacağız şimdi. Gelsin bakalım. Bunlara hemen komutanlarımızı atayalım. Efendim 47 puan. Güzel. Estate ayrıcalığı. Gerçi yavaş yavaş geliyor şey de. Ayrıcalık versek mi dedim de. Saygıdeğer estate man militarize şey veriyor, puanı veriyor. Hah. Bu değil, advisor değil. Neredesin kardeşim sen ya? Nereye gittin? Gel, General Kos. %10. Acaba seni mi alsak? Mutlakiyete 5 puan hasar veriyorsun. Mutlakiyete de az kaldı. Profesyonelliği kasmak için diyorum elden geldiğince. Öyle bir durum var. Neyse, velhasıl savaşı artık açalım. Anhalt için. Büyük bir koalisyon savaşı. Tek başımayım. Güçlerine bakarsanız bizden daha kalabalıklar. Çok daha kalabalıklar hatta. Burada şöyle bir risk de var. Osmanlı Devleti gerçi savaştaymış. Savaşta olmasaydı Osmanlı bile dalabilirdi bize. O yüzden tam bu dönem... Dur lan, Osmanlı değil. Tam bu dönemde bu koalisyonu aradan çıkartalım. Araya bir ateşkes koyalım. Ondan sonra bunları sırayla fethedeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Böyle. Bu savaşın bana çok büyük bir maliyeti de olabiliyor aslında. Ama getirisi mesela sınırlı. Para almaya kalksan, skor uygun bile olsa sana o parayı veremiyor. Anhalt'ın para. Ha bak. O da işte. O da bu yaptığın bir nevi çakallık gibi oluyor. Onun bedeli oluyor işte. Normalde böyle bir koalisyon savaşından daha fazla beklentin olacak ama. Yani Anhalt'a savaş açtığın için çok az parayla ayrılıyorsun işte.
Orada amiral demeye şahit lazım var ya, yemin ediyorum. 10 yaşında çocuk getir daha iyi amirallik yapar. Bu nasıl amiral lan? Özellikle seçip getiriyoruz herhalde böyle insanları ülkeye. Bravo. Polonya'da savaşa girdi. Sitria'da girdi. Burada dediğim gibi ateşkes koyacağız araya. Ha, Polonya falan da doğru. Koalisyonda bak, bunlarla aramızda ateşkes olmadığı için biraz daha sorun yaşıyoruz. Şimdi bu askerleri dikkatli takip etmemiz lazım. Hep birlikte gelip saldırabilirler ordularımıza. Elden geldiğince yan yana duralım. Eski sürümlerden kalan bir alışkanlığımız bu. Yapay zekanın daha pasif kalması yüzünden saldırı almadan rahatlıkla savaşları hallediyorduk. Ama şimdi öyle değil. Bu arada bunun bir seviye suru varmış. Evet, keşke baksaydık mı? Dikkatli. Hemen biterdi kuşatma. Gerçi 3 seviye sur kuşatmak biraz daha iyi bir sonuca neden olabiliyor. War score cost değer açısından ve savaş lideri. Yine de bir seviyeyi hemen bitirme şansımız vardı. Bak şimdiden öldü bile Anhalt. Bir de başkenti düşünce, abi ben ne yaptım böyle seninle savaşa girerek diyecek. Ama ben onu uyardım. Koalisyondan çıkması lazımdı. Orduyu yakınına koydum. Yani burada bir önlem alması lazımdı. Yapmadı. Kendi kaybetti. Bu savaşın kazanılması dediğim gibi çok önemli. Ateşkes bittikten sonra bunlarla hemen bir Mainz savaşıyla, buradaki en güçlü devletlerden biri. Polonya'nın üzerine gitmek istemiyorum. Zaten hak iddiam da yok doğru düzgün. Ama Mainz'ın parçalanması çok önemli. Mainz'a savaşırken aynı anda bunlar, sonra bu, bunlara da sırayla, koalisyon kurulmadığı sürece sırayla dalıp bunları fethetmek lazım. Ve bunlar bitince zaten yani malzeme bu. Fransa'nın tabi agresif kalması sıkıntı olacak. Bir tık şunları fethettiğim anda 50'lere dayanır o. Buraları aldığım anda. O işte genişlememizi biraz yavaşlatacak. O yüzden dost kalmamız önemliydi Fransa'yla. Çünkü Fransa koalisyona girdiğinde bizi epey yavaşlatacak. Bir durum olur. Girmemesini isteyeceğiz. Osmanlı ile rekabet edebilmek için. O da işte yavaşlatacak. Sizler şöyle gelin. Tam Jack yapsaydık seni Burgonya keşke. Asa bir toprağı var. Bak buraları mesela fethetmiyorsun. İşte neden politik stratejik? Hani anlamsız diyorsun ki ulan buralardan niye toprak alıyor Almanya? Durduk yere veya İsveç oyunumuz da orada burada. İşte almadığında, Fransa dostluğu bozduğunda güçlü bir Fransa var. Ve koalisyon oluştuğunda başına bela olacak. Bundan dolayı öngörümüz odur ki biz ilerisini düşünerek hareket ediyoruz. Oyunda buna izin verdiği için çok agresif gidebiliyoruz. Gerçekte bu kadar kolay olmuyor tabii bu hamleler. Ancak emin olun gerçekte de bu kadar kolay olsaydı Osmanlı İmparatorluğu bu yaptıklarımı yapardı. Batı kısmında. Ama yapamadı işte, yeterince güçlü olmadığı için. Ya da oyun olmadığı için yaptığı şeyler. Çünkü o kadar insan ölüyor. Hadi sürekli ölsün ölsün. Burada sayılardan ibaret bizim oynadığımız şey. Bence insan gücünün daha da azaltılması lazım ki savaş yapma konusunda oyuncu biraz daha risk almaktan kaçınsın. Yani ulan bu insan gücü biterse biz ne yaparız? Bir de paralı askerlerin de boyutlarının düşürülmesi lazım. Öyle olursa savaş azalacak. Savaş azalırsa da diyor ki adam, oyuncunun eğlencesi azalacak. Çünkü bu oyun bir savaş üzerine. Savaş yapman lazım. Onda eğleniyorsun diyor. Mantık bu. Evet. Ama gerçekçiliğe yaklaştırmak istiyorsan, oyunu zorlaştırmak istiyorsan bunlar olmalı. Mesela böyle rahat rahat 100 bin askeri gezdirememeli bu tarihlerde. Devasa kayıplar olmalı ki işte orduları parça parça gezdirecek. Onda stratejik ilerletmesi lazım. Bu sefer oyun yavaş yavaş cephe savaşlarına dönecek. Böyle dediğimizde tabii. Bir skorumuz var. Beyaz Barış'a razı mıyız? Henüz değil. Biraz zor tabii bir skorla bunu kabul ettirmek. Zaman içinde olacak ama. Ben öldüm abi. Low oldum abi. Hemen gidin oraları kuşatın zaten. Şuraya aslında asker gönderebilirsek buradan gidebiliyoruz. Zahmet olmazsa böyle bir gidelim. Sizleri şuraya alalım. Burada biraz yavaşlayayım. Savaşın düzgün idare edilmesi için. Admin danışmanını kovacak mısın? Neden? Kovma. Kalsın. Alçak. Ne zararı var sana? Hain. Köpek. İnsana zorla hakaret ettiriyorsun ya. Alçağa bak.
Öyle ilerleyelim. Polonya'nın başkenti de gezer. Aslında Polonya'dan daha hızlı skor kasılırdı. Bir seviyemiş ya, hemen kuşatırdık. Ha ama medium olması, low olması biraz daha gecikiyor onun. Ancak daha fazla skorla anlaşma yapma şansın var. Gerçi böyle de fethedersin. Yine skor yaparsın da. Dur bakalım şimdilik. Hop. Buna bakmazsan başın belaya girer. Şöyle gel bakalım. Çünkü o duracak. Bundan dolayı. Siz hemen önüne asker koydu bu arada. Çakala bak. Şu ordunun önüne. Oy, ulan yavaş gel. Yavaş. İki tane event geldin. Aynı anda doymadım diyor. Fantastik. Evet. Şimdi saygıdeğer, muhteşem, değerli Polonya'nın şehirleri. Nasılsınız? Sizi ne kadar rahat görüyoruz değil mi? Bütün ülkenizi mükemmel şekilde görebiliyoruz. Çok güzel. Aha. Ha yok, saldırabilir gerçi, sorun değil. Yakalandık da. Gerçi işte güncelleme notlarına bakmadım. Bu aralar EU4 ile ilgili durumları çok incelemiyorum. Şey, güncelleme notlarını. Daha çok Victoria ile ilgileniyorum da. Bunlar ordu kalitesini dengelemiş yine, belli. Nerf getirmişler. Yoksa önceki sürümde kaçınılmaz yani. Hızlı bir şekilde imha ettin ordular bunlar. Ve çok da güzeldi bence öyle. Acımasızdı ama güzeldi. Bak şimdi imha edemiyorsun. Yani ne anladım abi ben, bütün o kadar dil döktünüz, anlattınız, yok şöyle yaptık, yok böyle yapacağız. Ben yanlış mı anlıyorum abi, bu kadar olmaz çünkü. Her muharebede aynı şeyi konuşuyoruz, bitmiyor savaş. İmha etmesi gerekiyor ordunun. 115 disiplin, biz 5 disiplin farkıyla bile perişan ettik düşmanları önceki savaşlarımızda. Infantry kombatımız da var, bu kadar terminatör bir ordu. Yani teknolojik olarak da üstün değiller. Basayım. Maliyetli de olsa basayım. Hani insan gücü burada şimdi çok kayıp olacak. Ama yok yani. General de fena değil. Şu anki general kötü de. Bu burada bekliyor bu arada. Fantastic. Yeni birimi seçmeyeceğiz şimdi. Moral gidecek. Baksana abi. Adam hala fazla vuruyor. Niye? Bir dakika. Çünkü zar. Yani düşünün, zar diye bir mekanik ekliyor. Bu kadar güçlü işte bu mekanik. İnanılmaz yani. Ordun kaliteli, terminatörsün ama bir zar atıyormuş diye adam seni perişan ediyor. Dünyanın kaybını yaşatıyor sana. Yani savaş oyunu, savaş mantığı var ama bu kadar kötü bir savaş mekaniği inanamıyorum yani. Yıllardır var. Ki ilk çıktığında daha iyiydi yani, öyle söyleyeyim. İşte benim hep anlatmaya çalıştığım şey, biz böyle bakarak hani lan çok şey falan deyip lan eksi yok edin bu oyunu, çöp, berbat dediğimiz anda oyun oynayamayız. Mesela bu oyunu hiç oynamayın o zaman, çünkü rezil bir savaş sistemi var. Özellikle savaşa dayalı diyorsun, hani diyorsun, istiyorsun ki oyuncu diyor ki ya ben muharebe yapmak istiyorum. Bana Victoria 3 bunu vermedi, eksi diyor. Diyoruz ki adamın vaadi yoktu zaten, böyle yapmayacak diyoruz. Hadi bunu bir kenara koyduk. Şimdi bu oyun mantığı bu. Savaş yap, genişle. Bu. Genişle kısmını işte yapmış bir şeyler, tamam. Ama savaşın da biraz mantıklı olması lazım. Bir kere lojistik diye bir şey doğru düzgün yok bile. Ben kıta değiştiriyorum. Ta buradan buraya gidiyorum. Bağlantı yok, bir şey yok. Hiç burada adam rahat rahat takılıyor yani. Umrunda bile değil. Rezil bir olay mesela bu. Hani çöp dedikleri March of the Eagles'da bile bu mükemmel bir şekilde var. Buna göre yani. Keza şeyde de var. İmparator Rome'da da var. Yani 1000 kere eleştirdik, bir baktık İmparator'da bunu yapmışlar. Çok da hoşuma gitti hatta. Bunu övmüştüm bayağı bir. Ama EU4'te bu yok mesela. Sonra savaş sistemine bakıyorsunuz. Tamamen zara bağlı. Ordu kalitesi dediler. Önemli olacak dediler. Quantity'nin içine edeceğiz dediler. Tamam, güzel. Şimdi gene bozulmuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi. Bir tuhaflık var. Ben bu orduyla daha güçlüydüm oyunun başlangıcında. Epey bir ara verdik seride. Güncellemeler geldi. Yok düzeltme, yok küçük paket. Yoksa bile niye bu kadar hissedilir oldu bu fark? Yani anlamadım, gitti. Tuhaf bir şey. Bundan bağımsız gene çöp zaten ordu sistemi. Hani
Bunları getirebilir misin acaba buraya? Bunu işte böyle değerlendirdin mi? Yani savaş sistemi yok. Ölsün bu. Europa Universalis 4 efsane bir oyun. Paradox'un belki de çıkardığı en başarılı proje. Yani şu anda sunduğu en başarılı proje benim gözümde o. Tabii daha çokluğa bakarsanız Hearts of Iron 4 ama benim için yok hükmünde gibi bir şey. Yetersiz bir oyun. Ama bunda bile böyle bir yani asıl odaklandığı yerde bile büyük bir problem var. Mesela çöpün önde gideni. Ama bundan dolayı da hani ya bu oyun rezil oyun bunu silin atın demek son derece sığ bir bakış oluyor. Olay bu. Peki bu yıllardır da böyle yani hiç de değişmedi. Oyun çıktığından beri böyle. Çıktığında ama şöyle bir fark vardı. Kalite gerçekten ciddi fark yaratabiliyordu. Böyle imhalar çok yaşanırdı oyunda. Zaten o yüzden savaş yapmak, risk almak biraz daha tedbirli olmana neden olabiliyordu. Yani insan gücüm var ama çok acımasız savaşlar oluyordu. Yani şimdi tabii biz bir önceki sürümde de benzer durumlar vardı. Çok hızlı bir şekilde yıpranmalar, yok olmalar. Bunda ama maalesef. Şu an hissiyatım öyle değil. Bak mesela şu ordu, ha şükür imha oldu. Neredeyse imha olmayacak. Daha erken bitmesi lazım. Lan çöp lan karşımda yok yani ordu yok. Sayıya bakmayın. O ordu değil. Bana bonus veriyor buralar. Savunma bonusu veriyor bana. Hem savunma bonusum var. Hem de ordum çok kaliteli ama ben birkaç gün oyalanıyorum gene orada. İnanılır gibi değil. Şimdi 24 bin. Destek gelmezse bunun çok hızlı bir şekilde imha olması lazım. Çok hızlı. Yani 4 tamam şoku fena değil ama fire yok. Topçu sayısı benden az olacak. Atak penaltısı var. Güçlü bir ordum var. Kıyaslarız. Mines ordusu. Hemen bakalım. Şurada. Bir dakika. Mines. Tamam geldi. Bakın moralde 0,50'lik bir fark var. Çok ciddi bir fark. Disiplin %15'lik bir fark. Acayip bir seviye farkı var şu anda. Hani 105 bile ciddi fark yaratır oyunda. Erken dönemde biraz daha azdır bu militari taktiklerden dolayı. Askeri taktiklerden dolayı ama yine de şu dönemler için gayet iyi bir değer. 15 puan fark. Oyun sonunda çok daha iyi olabiliyor. 30'a falan çıkardığında tam bir canavar oluyorsun. Hadi onu da geçtim. Profesyonelliğim de var. Askeri geleneğim de var. Yani bunu benim çok hızlı imha etmem lazım. Bakalım ne olacak muharebe. Zara bağlı işte. Zar kötü gelirse ha 7'ye 0 attık neyse ki. Zar kötü gelirse yenemeyeceğiz diyecektim. O kadar hızlı. Şu an imhaya gidiyor gibi. 8'e 4. Yine yüksek zar attık bu arada. Güzel. Güzel. Evet ettik. Bravo. Dediğim gibi galibiyet oldu. Ama zarla oldu. Zar dengeli gitseydi bu kadar rahat olmayacaktı muhtemelen. Ben umarım anlatabilmişimdir demek istedim. Yani bir ordu kalitesinden bahsediyorum. Ordu kalitesinin daha fazla ön planda olması lazım. Zardansa. Şüpheye yer bırakmamalı yani. Bunları ayarla. O 16.000'in çekilmesi lazım. Veya dur bakayım. Burada da bonus var. Güzel. Bu savaşı böyle yapmanız lazım. Büyük savaş yaptığınızda. Savunma bonusu olan yerlerde hep kalelerimiz var. Klasik işte oyunun stratejisi. Savunma bonusu olan yerlerde ve savunma yapıyoruz elden geldiğince. Tabi burada bazı ikmal yollarını kesmek lazım. Çünkü bütün orduyu yığacak buraya muhtemelen. Veyahut savaşı tercih edeceğiz. Hepsi burada yığılsın. Ne kadar ordu varsa sonuçlarını görelim de diyebiliriz. Ama çok fazla askeri var. 30 bin, 37 bin, 44 bin, 65 bin, 67, 74, 88, 92, 122 yuvarla 140 bin falan asker var burada. Benim bir yerlerde ordum yok değil mi? Kesin unutmuşumdur dedim de yok. Tamam 140 bin asker var. Şu 80 bin askerin hemen gelemeyeceği için rakip ordular tutabilmesi lazım cephede rakibi. Bir süre tutabilmesi lazım aslında. 16 bin çekilirse ne zamana gidiyormuş?
11 Nisan, 14 Nisan. 14 Nisan. Bir gün bekleyebiliriz. Ha, Polonya geliyor oraya yalnız. Benim ordumun geldiğini görünce mi gelmeye başladı? Şimdi burada da aynı şey geçerli. Bak ha, burada zar meselesi ortaya çıktı şimdi. Güzel bak. Bakalım ne olacak şimdi. Bunu da normalde çok feci bir şekilde imha etmem lazım. Ha, biraz fark var. Disiplin varmış bunda. %5 kadar. Ekstra yani. Zar fazla attı. Neydi bu? Anşpa. Burada başka kim var? Bir sürü devlet var gerçi. Yani War Enemy'den mi bakalım? Zannetmiyorum abi yarışabileceklerini. Profesyonellik babında Citria. Var mı orada Citria? Yok. Tamam, nerede Çerçop var? Hepsi burada yani. Trier, Anşbah, Bremen. Trier, Anşbah, Bremen. Bunun 9. Askeri geleneği düşük. Morali düşük. Anşbah. Morali rezalet durumda. Dokunduğum anda yok olması lazım ordunun. Başka profesyonellik falan yok. Komutan desen çöp. Şu an komutanlık eden kişi iyi bir komutan değil. Bakalım ne olacak. Zar avantajı var. Benim bunu imha etmem lazım normalde. Morali çok azaldı. 8'e 0 şok attı. İşte bu işi değiştiriyor mesela. Normalde belki imha edecektim ama sırf zarı fazla attı diye imha edemedik. Maalesef. Tuhaf. İşte bu zarın etkisinin azalması lazım. Yani ordu kalitesi daha önemli olmalı burada. Mesela şunu imha etsem iyiydi. Hepsini gitmeye gerek yok. Biraz yani şu hepsini tercih etmemin sebebimiz caydırıcılığı artsın diye ordunun. Gelmesinler diye. Destek gelmezse hemen bitmesi lazım. Brabant ordusuna karşı yüksek zar attık bir de. Yani çöp. Şu an bu ordu çöp. Teknolojik olarak da aynı seviyedeyiz. Süvarileri iyi olabilir. Ben süvariyi değiştirmedim ama çöp. Şu an imha olması lazım bu ordunun. Oldu. Güzel. Aferin lan. İyi. Aferin. Aferin. Bunları da birleştir. Gel bakalım buraya. 50 bin asker. Onlar oraya sık... Aa, bir dakika. Şunu hemen imha edelim. Arada gördük. Koro 11 oldu. Aslında hazır gelmişken mesela ha dediğim şey bu işte bir de insan gücüyle alakalı. Çok acımasız olmalı abi. Bu herif 18 bin askeri var. Ben bunu yok ettiğim anda bu insan gücünü toparlaması, bu orduyu yeniden kurması çok uzun zaman sürmedi. Kolay bir iş olmamalı. O yüzden savaş büyük bir risk olmalı oyunda. O da keza aynı problem. Oyunda böyle bir olay yok. Yani ordu yok etmektense işgal istiyor senden sürekli. Halbuki ordu yok etmenin öneminin artması lazım. Son derece artması lazım hem de. Şunu git imha et. Destek gelemeyeceği için imha olacaklar. Ben bunları niye kuşatmaya aldım? Şurayı alma. Burada sur var mı? 3 seviye var. Tamam. Bunu kuşattığım anda normalde burayı kilitliyorum. Ha, yalnız Polonya ordusu önümü tıkadı bak. Güzel bir hareket bu. Gayet güzel bir hareket. Ama yapay zeka acaba şurayı işgal etmeyi düşünecek mi dedik buraları. Şu iki şehri gerçi kuşatsa da bir şey değişmiyor. Buraya geçemediği sürece askeri bekletmesi lazım. Ya önünde sonunda buradan iyi bir destek alamadığı sürece ordunun imha alması gerekiyor. Oradaki tüm orduların kurtulma şansı yok. İyi kilitledik burayı şu anda. Bu suru kapatacağız. Ondan sonra buradaki ordu gitti. Bunlar çekilemeyecek. Buraları kuşatsalar bile önce bunları imha ederim bu suru kapattıktan sonra. Sonra gelirim gene bunu imha ederim yani. Bir yere kaçamaz bu. Morali bitince geri çekilecek. Geri çekilmek istediğiniz çekilemeyeceği için donanma biliyorsunuz kapatıyor ve imha alıyor ordu. Güzel. Ama onu da normal yollardan imha edemedim bu arada Hollanda ordusunu. Holland gibi tüccar bir ülkeyi muharebede neredeyse yenemeyeceğiz yani. Şey imha ile şey. Yani yendik de neredeyse yenemeyeceğiz kısmı yanlış oldu.
İmha kısmına ben takılıyorum. İmha dışında galibiyeti saymıyorum. Morale baksana. İmha olması lazım direkt. Disiplin yok. Askeri gelen hiçbir şey yok yani. Direkt imha. Geldiği gibi imha olması lazımdı. Ama ben liman sayesinde geri çekilemediği için imha ettim onu. Burada ne yaparsın? Buraları tutarsın. Yapay zekayı hataya zorlarsın. Gelsin buraları kuşatsın diye. Bakalım yapacak mı? Eskiden çok yapıyordu. Bunu düzelttik dediler. Burada bakalım yapalım. Bu arada siz buraları kuşatmışsınız. Biz hiç bakmıyoruz. Fantastik. 11 skor da ondan gitti herhalde. 5 skor falan. Bayağı skor vardı. Azaldı. Çekmeyecek değil mi askeri? Orada bekleyecek şu anda. Aferin, güzel. Buralara geçmeyi denese mükemmel olur benim için. Direkt imha. Şimdi o zaman sizleri de alalım bu tarafa. Yani getiren bütün orduları buraya yığdılar. Yapay zeka, helal olsun. Dağlık alanda bekleyenler var. Şurada bir savunma savaşımız var. Onu da yapalım hemen. Devasa bir ordu rahatlıkla imha oldu. 218 bin kayıpları var. Ama buna rağmen 220 bine 80, 90 bin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Daha acımasız olmamız lazım. Bu Prusya gücüyle. Bu savaş bir yerde de bizim için bir Osmanlı savaşı antrenmanı. Osmanlı'da da devasa bir ordu var. Ve yani bizi epey zorlayabilecek bir savaş o. O savaş öncesi gayet iyi bir antrenman. Benim tabii arada bir tane savaşı yapmam gerekecek. O arada Özbek gelmez o savaşa. Buradan Great Ordu kurtarma savaşı. Sonra da Osmanlı'ya doğru geliyoruz. 15'in seviyeyi aldıktan sonra Osmanlı savaşı yapacağız. Bunları kurtarmayı dene. Şu an ateşkese razı bu arada. Ben sadece toprak alır mıyımı kovalıyorum biraz. Mesela Brandenburg gerçi 47 skor. Çok puan harbiden ya. Tamam neyse, sen harbi parayı ver gönder beni. Ama şu an skor olmadığı için alamıyorum. Birazdan bir işgalle falan skoru arttıralım. Ondan sonra olur. Polonya ordusunu imha etmek istemiyorum. Vazgeçtim ondan. Uğraşmayacağım. Şurada bana skor kazandırsınlar da. Osmanlı'ya ne kadar kolay bir yemek sunarsak o kadar kötü bizim için. Polonya. Biraz daha en azından direnç yapabilsin yani. 13 duka. Yani tüm savaşın bedeli bu mu? Kuşat donanmayı getir bakayım buraya. Burayı da gerçi kuşatıyormuşuz. Bunları bekleyelim. Birkaç skor daha alacağız. Gerçi para alamıyorsun da ya, ateşkesi uzatıyoruz. Bizim derdimiz o biraz. Ateşkes biraz uzun olsun. Ona göre pozisyon alacağız sonra. Weimar da gitti. Güzel. Şimdi burasını beklemeye gerek var mı? Yok. Tamam. Bir tık daha uzattık. İyi oldu ateşkesi. Güzel. Sizleri buraya alalım. Şimdi 70 yılındayız. Bana karşı bir koalisyon kaldı mı şu anda? Kalmadı. Savaştayken belki biri girdiyse dedim de. Fark etmemiş olabiliriz. Bölüm bitti galiba. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsveç'te ateşkesim sona ermiş. İsveç'te hak iddiamız yok. Yapabiliriz aslında. Yapabiliriz. İlerleyen dönemde ona bir bakalım. Sonrasında şu savaşı, aslında Kazan Savaşı'nı hemen başlatalım. Özbek geliyor bu arada. Özbek hem Ming'le savaşıyor hem de bize karşı savaşa mı geliyor şu an? İnanılmaz. Peki. Daha işgal olmamış. Savaş yeni başlamış muhtemelen. Ondan dolayı sorun var. Savaşın nedeni Kasimov olsun. Kasimov'u alır, Tambov'dan bırakırız. Diplomat gönderemiyoruz. Peki. Önümüzdeki bölümde bu savaşta görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Efendim. Moskova vesaire bilmem ne, bunlar hepsi geliyor. Ama Prusya'nın önünde hiçbir güç duramayacak.